Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Çok uzun soluklu bir mücadele verildi. İzleyicilerimiz de hatırlayacaktır o günleri, özellikle büyük eylemlerin yapıldığı zamanları. Gelen bu karara dair neler düşünüyorsunuz? Buyurun. Gelen bu karar 2015 yılında başlayan, fiili olarak daha doğrusu başlayan Yeşil Yol sürecinin Danıştay tarafından nihai olarak verilmiş yürütmeyi durdurma kararı. Bu kararla birlikte Samsun'dan Artvin'e kadar yaklaşık 2700 kilometrelik bir yol projesi, 8 ili kapsayan yol projesinin yürütmesi durdurulmuş oldu. Bununla ilgili olarak Danıştay'da TEMA'nın daha önce açtığı bir dava vardı. 1 bölü 100 binlik bir Doğu Karadeniz çevre düzeni planlamasında yer alan bir karar bu. Bu kararla birlikte Yeşil Yol süreci başlamıştı. Alo. Biz dinliyoruz sizi. Buyurun. Ha, pardon, tamam, ben sesim gelmiyor diye bir şey yaptım, şüphe ettim. Dinliyoruz sizi. Daha önce Danıştay'ın verdiği bir iptal kararı vardı Yeşil Yol'la ilgili. Yeşil Yol'u iptal etti Danıştay. Daha sonra da Çevre Bakanlığı Yeşil Yol'u bu sefer Yayla Koridoru adı altında başka bir isimle çevre düzeni planına soktu. Biz de buna karşı dava açtık. Bu dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Yeşil Yol'un tamamını, yani plandaki Yeşil Yol kararlarının yürütmesini durdurma kararı verdi. Bir ısrar söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ısrar bizden de var, idareden de var. Yani onlar ısrar ettikçe biz de ısrar etmeye devam ediyoruz. Yani fiili olarak haklı olduğumuzu biliyoruz. Bu süreçte hukuki olarak da haklılığımız ortaya çıktı. Bu bizim Yeşil Yol'a karşı açtığımız tek bir dava değil. Bu dava plana karşı açılmış bir dava olduğu için Danıştay tarafından görüldü ve Yeşil Yol'la ilgili Kaçkarlar'da, Çamlıhemşin'de, Fırtına Vadisi'nde devam eden 8-10 tane daha davamız var. Bu davaların birçoğunda da yürütmeyi durdurma kararlarından öte iptal kararları alıyor. Aslında söze ben tabii görüntüleri görüyoruz, yani hani hakikaten içimiz acıyarak bakıyoruz, kan ağlayarak bakıyoruz. Yani öncelikli olarak tabii ki bir hepimizin başı sağ olsun. İlk etapta orada yakınlarını kaybeden insanların tabii ki başı sağ olsun. Kalanlar açısından da zor bir süreç var. Yani nasıl ifade edeyim? Hani ifade etmekten de artık yorulduk, bittik. Yani Karadeniz otobanından bu yana yapılan HES'lerden bu yana bütün süreçlerde, dere ıslahı projelerinde hepsinde aynı şeyi söyledik. Bunlar çok plansız, programsız, hiçbir mühendislik bilimine dayanmayan, hiçbir doğayla uyumlu olmayan projeler. Bu projelerin sonucunda büyük yıkımlarla karşılaşacağız diye ifade ettik. Etmeye de devam ediyoruz ama bizim ifade etmemizin anlaşılan bu anlamda pek bir şeyi olmuyor, etkisi olmuyor. Ama ısrarlı olmaya devam edeceğiz. Yani Yeşil Yol projesi de aslında bu selleri tetikleyen nedenlerden bir tanesi. Çünkü 2000 metrede, 2500 metrede, hatta 3000 metrede dağları delerek, yaylaları, meraları yok ederek yol yapıyorlar. Yaptıkları yollarda, inşaat çalışmalarında, bütün sözleşmelerde, ihale şartnamesinde olmasına rağmen çıkan hafriyatın kamyonla taşınması gerekiyor. Fakat tamamen yolların aşağısında bırakılıyor, yapılan yerlere atılıyor. Tamamen düzensiz bir şekilde atılıyor ve bunlar tabii ki haliyle dere yataklarına gidiyor ve yani Karadeniz'de irili ufaklı binlerce dere var. Bunların hepsi dere yatağına gittiği zaman, şimdi o görüntülerde bakıyorum, koskocaman taşlar var. O taşların nereden geldiğini biliyoruz. O taşlar yapılan HES'lerden geliyor, yapılan yeşil yollardan geliyor. Yani göz göre göre yapılan bir artık cinayet mi diyelim, yıkım mı diyelim, ne diyeceğimizi de, nasıl adlandıracağımızı da anlayamadık ama gerçekten Karadeniz'e yapılan, doğaya yapılan
plansız, programsız projelerin etkisi olduğu çok açık. Bir doğal afet demek yanlış. İnsandan kaynaklanan, insan elinden kaynaklanan bir yıkım olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Hı hı. Esasında tabii sormak istediğimiz hükümet politikalarında neden bu kadar ısrarlı olduğu, siz de ifade ettiniz. Bu sonuçlar çıkmasına rağmen neredeyse sık sık yeni projelerle karşı karşıya kalıyoruz. Yeşil Yol'a tekrar dönersek oradaki tahribat ne durumda? Oradaki tahribat yani ciddi oranda Yeşil Yol'un yani yayla bağlantıları şu anda bitmiş vaziyette. Yollar, yani bütün yaylalar birbirleriyle bağlanmış vaziyette ama Yeşil Yol bundan ibaret değil, en azından anlattıkları kadarıyla bundan ibaret değil. Yani bu yaylaları, yolları birbirlerine bağladıktan sonra yolların betonlanmasına başlanacak ki bazı yerlerde betonlamaya başladılar. Dolayısıyla aslında ortada bir süre sonra bu şekilde devam ederse yaylanın kalma ihtimali yok. Yayla veya mera diye bir statünün veya bir yapının veya bir bölgenin alanın kalma ihtimali kalmıyor. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararındaki gerekçe de aslında bu. Çok kısa bir gerekçesi var. Tabii ki uzun bir bilirkişi raporu var, uzun bir karar. Ama kararın özeti şu, çıkan mana şu. Yani Yeşil Yol'a devam ederseniz yayla diye bir şey ortada kalmaz. Dolayısıyla da bunun durdurulması gerekiyor diye bir şeyi var, gerekçesi var Danıştay'ın. Bu çalışmalar devam ettiği sürece de ortada ne yayla kalacak, ne dağ kalacak, ne mera kalacak. Şimdi dağın, yaylanın, meranın işlevi sadece hayvancılık, sadece doğanın güzel olması, manzarasının iyi olması değil. Yani dağlar, yaylalar dünyanın çatılarıdır. Eğer içilebilir su kaynakları halen varsa, biz şehirlerde, kentlerde, kasabalarda su içebiliyorsak, bu yaylaların, meraların, meralardan kaynaklanan bir şeydir. Yani suyu toplarlar, yeraltı sularına karışır ve ondan sonra da içilebilir su olur. Dolayısıyla biz hani bir yandan da kendi yıkımımızı hazırlıyoruz anladığım kadarıyla. Bir yandan sellerle, bir yandan doğaya yapılan müdahaleyle hani sürecin nereye gideceği çok açık aslında. Yani çok fazla da tartışacak, konuşacak üzerinde bir şey yok. Dolayısıyla bu manada çok da fazla sözü şey yapmayalım, uzatmayalım. Hı hı. Sivil toplum örgütlerinin çağrısı çok anlamlı ve doğru bir çağrıdır. Artık ortada bir en yüksek yargı makamının verdiği karar vardır. Bu kararın derhal uygulanması gerekiyor ve Yeşil Yol'la ilgili her türlü işlem, eylem ve faaliyetin derhal durdurulması gerekiyor ve bu noktadan sonra da Yeşil Yol'a yapılan müdahalenin artık iadesi de gerekiyor. Yani iadesi derken şu anda Yeşil Yol'un yürütücüsü olan DOKAP halen Yeşil Yol'la ilgili çeşitli kamu kurumlarına mali destek, mali bütçe ayırıyor. Yani bu mali bütçeyi artık Yeşil Yol'un düzeltilmesi, yaylaların, meraların düzeltilmesi ve eski işlevine kavuşması için ayırması gerekiyor. Sonuçta bu paraların hepsi kamunun, toplumun paralarıdır. Yani vergilerimizden, şuradan buradan aktardığımız paralardır. Bizden çıkan paralarla, kamunun cebinden, insanların cebinden çıkan paralarla yollara, yaylalara beton dökmenin hiçbir manası yok. Tekrar yaylaların, meraların eski işlevine kavuşmasını istiyoruz, talep ediyoruz. İbrahim Demirci, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz, sağ olasınız.